ISBAK 1986 yılında İBB'nin bakım onarım hizmetlerini yapmak amacıyla kurulan bir iştirak şirketi. Zaman içerisinde trafik sinyal sistemlerinin de bakım onarımlarını yapmaya başlıyor. Ve 1995 yılında da ilk yerli trafik sinyal denetleyici cihazı geliştiriyor. 1996 yılında kurulan Ar-Ge departmanı, 2015 yılında akıllı ulaşım sistemleri alanında Türkiye'deki ilk yerinde lisanslı Ar-Ge merkezi olmaya hak kazanıyor. Ve 2015 yılından itibaren akıllı şehircilik alanında İstanbul'dan başlamak üzere şehirlere teknolojik ve inovatif çözümler üretmeye devam ediyoruz. İstanbul yaklaşık 16 milyon nüfusu ve kayıtlı 4,5 milyondan fazla araç sayısıyla birçok ülkeden daha fazla hareketliliğin yaşandığı büyük bir metropol. İş hayatının ve sosyal yaşamın canlı olduğu Mecidiyeköy, Beşiktaş, Kadıköy gibi merkezlerde trafik yoğunluğu zaman zaman rahatsız edici boyutlara ulaşabiliyor. Bu noktalarda yaşanan sıkışıklık da aslında trafikte harcadığımız bekleme sürelerini çokça arttırabiliyor. Ulaşım Yönetim Merkezi aslında bakıldığında İstanbul'un can damarları olan noktasını 7/24 gözlemlemek için kurulan çok önemli bir nokta. 1997 yılında eski adıyla Trafik Kontrol Merkezi olarak kuruluyor ve İstanbul trafiğinin verilerini toplamak, bilgileri analiz etmek için kurulan bir yapı. 2003 yılında da Ulaşım Yönetim Merkezi adını alarak daha geniş bir kapsamda veri toplamaya ve İstanbul trafiğini izlemeye devam ediyoruz burada. Ulaşım Yönetim Merkezi'nde bulunan çalışma arkadaşlarımız da yine şehrin belli noktalarına koyduğumuz yapay zeka video dedektörle birlikte verileri toplayabiliyorlar. Araç yoğunluğu, kuyruk uzunluğu, hacim gibi verileri toplayabiliyorlar ve buradaki analizleriyle anlık olarak müdahale gerçekleştirebiliyorlar. İSBAK merkezde bulunan arkadaşlarımızla paylaşıp buradaki trafik mühendisliğinde kullanılması çok değerli olan dataları da paylaşıp yine koordine bir şekilde burada İstanbul trafiğini rahatlatmak adına çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Bu sensörlerin kurulumu İBB Trafik Müdürlüğü tarafından aslında belirleniyor. Şehrin sıkışık olan ve trafik problemi yaşanan bölgelerinde veri toplamak amacıyla sensörlerin kurulumlarına karar veriyorlar ve bize İSBAK olarak da biz de bu sensörlerin kurulum ve bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Şimdi yaptığımız 3 tane önemli şey var yapay zekayı kullanarak. Bunlardan birincisi araçların sınıflandırılması. Yani bu bir küçük araç mı, büyük araç mı, bir otobüs mü, bir bisiklet mi, bir yaya mı? İkincisi bunları doğru bir şekilde sayabilmek. Üçüncüsü de akıllı kavşakta kuyruk oluşumunu tespit edebilmek. Hatta bunu prediktif olarak yani tahmin edebilir olarak önceden yapabilmek. Sınıflandırmanın öneminden bahsedecek olursak, örneğin bir kamyonun iki ışık arasındaki geçiş süresiyle bir aracın veya bir yayanın karşıya geçtiği durumlar gibi çeşitli senaryolar var. Bu prototip senaryolara göre akıllı veriyi kullanarak yapay zekanın karar verip bu verdiği karar neticesinde de kavşak sistemi bir kavşaktan öbürüne geçerken ışıklandırmanın ve sürelerinin akıllı bir şekilde kontrol edilmesi. Dolayısıyla temelde yapmak istediğimiz şey sistemi yaygınlaştırmak, verimliliği artırmak ve bu sistemi kullanan, işleten tüm operasyondaki görevli arkadaşlarımıza onların da istekleri doğrultusunda rahatlık sağlayabilmek. Sistem yaygınlaştığında skalanın büyümesiyle birlikte birkaç kavşaktan geçişte verimi ve trafiği rahatlatabilecek çözümler üretebilmek. Ama daha en önemlisi vatandaşı trafik olarak rahatlatabilmek. Trafik hacimlerinin çokça değişmediği, daha düzenli, öngörülebilir kavşaklarda sabit süreli sinyal yönetimi yapılıyor. Eğer biz ana yoldaki trafik akımını gereksiz yere kesintiye uğratmak istemiyorsak, o zaman tali yoldan ana yola katılacak olan araçları algılayıcılarla tespit edip, orada bir ihtiyaç oluştuğu zaman yeşil ışık yakıyor ve ana akımdaki trafik akışını bozmamayı hedefliyoruz. Bunlar trafik uyarmalı sistemler olarak geçiyor. Eğer hem ana yoldaki hem tali yoldaki araç taleplerini algılayıcılar vasıtasıyla belirlersek, bunlar da dinamik sistemler olarak söyleniyor. Yapay zeka burada bize hem mevcut trafiğin durumunu tespit edebilmemiz için,
Hem de ihtiyaç duyulan sinyal sürelerini yapay zeka algoritmaları kullanarak daha doğru belirleyebilmemiz için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor. Bu sayede trafiği daha etkin yönetebiliyoruz ve böylece de trafikte geçirdiğimiz bekleme sürelerini daha da aza indirebilmeyi başarıyoruz. Siz bir model koyuyorsunuz. O modele bir takım objeler tanıtıyorsunuz. Bu objelerin davranışlarına göre de makinenin, yani yapay zeka sisteminin öğrenmesini sağlıyorsunuz. Bu öğrenmede neler yaptık? Sınıflandırma yaptık. En az 7 tip sınıflandırmada araçlar, yayalar, bisiklet veya çeşitli araçları tanımasını, doğru saymasını ve bunların oluşturduğu kuyruk düzenine bakarak bir algoritma çerçevesinde akıllı bir çözüm sağlayarak kırmızı ışık, yeşil ışık gibi ışıklandırma sistemini, kavşak kontrol sistemini, karar mekanizmasını bu taban üzerine oturttuk. Her kavşak aynı değil, her kavşakta, her saatte, her şehirde, her farklı varyasyonlar olabilmekte. Dolayısıyla yapay zekanın bize getirdiği avantajlardan bir tanesi, dinamik olarak önce bir kavşağı, ondan sonra bir kavşakla diğer kavşak arasındaki ilişkiyi, dolayısıyla akan bir trafiği doğru ve net bir şekilde, en verimli olacak şekilde kontrol edebilmek. Thank you.